Arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle şu kullandığımız arkadaşlar IDE ile birlikte, yani STS ile birlikte Spring Tool Suite yardımıyla Spring Bean Configuration'ın nasıl kullanılacağını, yani şu ayarlamaların nasıl işte yapılacağını göreceğiz. Yani biz normalde bakın STS'yi kullanmasak, yani şunu kullanmasak, bakın burada yani siz normal bir Eclipse IDE ile bir çalışsanız şu sekmeleri bir göremezsiniz arkadaşlar. Bakın buralara ekstra sekmeler geldi. Böyle bir dikkat edin. Bu şeyi kullandıktan sonra, şunu kullandıktan sonra, yani şunu kullanmasanız, bakın şu şemayı şöyle bak bir kaldırsanız bunlar gidiyor arkadaşlar. Bakın şemayı geri getirdiğinizde bakın bunlar da bir geri geliyor. Yani Spring'e ait böyle işte yardımcı şeyleri STS bir sayesinde işte yapabiliyoruz. Şimdi tabii ki şöyle şunları kapatalım. Gelin bir proje oluşturacağız. Bakın bu projeye bir dikkat yalnız. Böyle sıradan bir Java projesi oluşturmayacağım. Bakın projelerin üstlerinde işaretler var. J, mesela işte AJ, mesela M, mesela bir Maven projesi. Şimdi bir Spring'in yardımıyla yani Spring projesi oluşturacağım. Bakın simple bir Java olsun. Tamam mı? Türü. Bakın projenin adı STS Spring Bean Configuration. Yani projenin adı bu. Bakın bir sonraki adım. Tamam mı? Yani buralarda bir şey yok zaten. Aynı şeyler. Bir sonraki adım. Bakın burada da aynı şey. Yine kütüphanemizi ekleyeceğiz. Şöyle bir library'imizi ekledik yani. İçeriye bir jar dosyalarımızı bıraktık. Bak dikkat edin. Projenin üstünde S yazıyor. Bu S'nin anlamı arkadaşlar, bu proje Spring tarafından işte oluşturuldu ve Spring'e uyarlı. Yani bunun sayesinde mesela projeye bir şey mi işte ekleyeceksiniz? Çok kolay bir şekilde seçip arkadaşlar mesela projeye bir şey ekleyeceğim. Diyelim ki şu SRC'ye bir tane konfigürasyon bir şey ekleyeceğim. Bak şöyle bak hatta bakın burada bir duruyor. Yani buradan da bulabilirsiniz. Other deyip şöyle şu Spring sekmesine gelirseniz bakın arkadaşlar daha doğrusu kategorisine burada bakın şu Spring Bean Configuration File bunu seçersek arkadaşlar bakın bizim için diyor ki bunu nereye ekleyeyim ismi ne olsun bunları söylüyor. Ben buna şöyle dedim ki yani Beans olsun. Yani böyle bir isim de verebilirsiniz. Bak bir sonraki adım diyor ki burada ne kullanacaksınız? Bak biz hatırlarsanız ilk örnekte bunu elimizle bizzat işte yazmıştık. Burada diyorum ki bunu kullanacağım. Hangi sürümü olsun diyor. Siz isterseniz böyle son sürümünü de kullanabilirsiniz. 3.2'yi de kullanabilirsiniz. Bak görüyor musunuz? Yani bu kadar bir kolay. Şunu kullanırsanız arkadaşlar mesela şu varsayılanı bu performans açısından bir düşüktür. Sizin ama jar dosyanıza bakar. Hangi sürümdeyse ona göre bir çalışır. Yani bunun performansı bir düşük. Eğer ki bildirmeniz daha iyidir. Yani mesela diyelim ki ben şu andaki benim çalıştığım sürüm 4.1 ise o zaman hemen bunu seçerim. Bu daha performanslı olur. Yani bu şekilde bir çalışabilirsiniz. Ama ben burada öyle bir deneme olsun diye bakın 3.2'yi seçeceğim. Yani bakın 3.2 ise benim jar dosyalarım son sürümde ise yine çalışır. Niye? Çünkü son sürüm daha önceki sürümleri içine alıyor zaten. Yani Spring'in bir 4.1'i bundan önceki bütün sürümlere destek veriyor. Ama 3.2'yi kullansaydım burada bir jar olarak o zaman bir 4.1'i seçemezdim. Ama ben burada 3.2'yi seçebiliyorum. Çünkü benim jar dosyalarım son sürümde yani bir 4.1'de. Bir sonraki adım ve kaydettim. Bakın şimdi buraya gördüğünüz gibi kendisi otomatik olarak geldi ve burada 3.2 yazıyor. Yani biz bunu ilk derste elimizle bir yazmıştık. Ne kadar zorlanmıştık. Hatta internette araştırmıştık. İşte ayıklamıştık yani böyle. Yani şu karakterleri bir düzeltmiştik falan. Yani zorlanmıştık. Bakın demek ki o zamanki bir zorlanmamız sadece sizin hani bu işin zorluğunu da bir görün. İşte yavaş yavaş şu anda kolaylaştıracağız. Bakın yani kolay olduğunu görürsünüz. Bakın şuralara dikkat edin bir şeyler geldi. Bakın bunda böyle bir graf diye bir şey var. Bakın normalde bizim
şu tanımladığımızda bakın şöyle bir graf diye bir şey yok. Aslında siz normal bir Eclipse mi kullansanız bu da olmazdı. Yani buradaki sekmeler de olmaz arkadaşlar. Ama bakın Spring'in kendine ait, yani Spring bir projesi oluşturduğumuzda bakın gördüğünüz gibi şuraya buradaki beanlerin hiyerarşisini bile görebileceksiniz. Hatta istediğiniz zaman mesela ben bunu projede kullanıyorum. İstediğim gibi bunun sürümünü bir değiştirirsiniz. Pat buraya bir gelirsiniz, bakarsınız. Yani burası 4.1 olmuş veya da buradaki isim uzaylarını kullanacaksınız. Mesela MVC kullanacaksınız. Size tabi izin vermeyecek çünkü proje bir tipi buna müsait değil diyecek. İşte bu tarz şeylere dikkat ediyoruz. Şimdilik şu hamlelerimizi geri alıyoruz arkadaşlar. Şu 3.2'de bir kalsın. Tamam. Evet, şimdi bizim bir bean'e ihtiyacımız var. Bakın şu bean'i bak buradan da biz tanımlayabiliriz. Hemen buradan diyebiliriz yani bir tane bean ver abi. ID değerine gireyim. Bakın wizard'dan mı gidebiliyoruz artık? Yani adı selam olsun. İşte property'si varsa ekleyebilirim. Class'ı varsa class'ını anında seçebilirim. Yani class'ı bak proje içinde şu anda bir class bulunmuyor. İşte en güzeli öncelikle bir class'ı ekleyelim. Tamam mı? Bir tane ekleyelim şöyle bir class ekleyelim. Class'ın adı selam olsun. Paketin adı da com mimar aslan olsun. Siz istediğiniz bir adı verebilirsiniz. Ben öylesine böyle bir isim verdim. Yani selam dedim. Ya içinde bir şey yok. Şöyle sıradan bir sınıf. Tamam mı? Bu sınıfın içine hemen kodlayalım. Diyelim ki ne olsun? String tipinde mesaj veren bir değişken olsun. Bunun setter ve getter'larını oluşturalım. Ve yine sınıfa ait isterseniz işte yapıcı metodu hazırlayabilirsiniz. Veya da hiç olmasa da olur. Bir tane de public bir metodumuz olsun. Metodun geri dönüş tipi bir şey göndermesin. İsmi de göster olsun. S, Y, S, O deyip control space'e bastım. Bu sefer de ekrana get mesaj desin. Şuradaki şunun içindeki mesajı ekrana işte yazsın. Tamam mı? Yani bunun şeyi çok basit bir sınıf. Çok basit. Sıradan bir sınıf bu. Şimdi geldik buraya. Bak buradan ben beanimi oluşturabileceğim. Beanin ID değerini buradan girebilirim. Mesela diyeceğim ki selam olsun adı. Yani ID değeri. Class'ını buradan seçiyorum. Class'ı da selam diye bir class'ım var. Bakın onu buldum. Ekledim. Bak onu da burada işte gösterdim. Yani şöyle onayladım. Bakın ona ait bilgiler geldi. Şuradan bakarsanız hemen bakın bunun eklendiğini görürsünüz. Biz bunları az önce kendimiz böyle bir set bırakıyorduk. Şimdi şu sekmeden bunun özelliklerini, bu sınıfın özelliklerini bakın sınıfa ait bakın sınıfa ait dikkat edin. Üstüne geliyorum sağa basıyorum. Burada property girebilirim. Çünkü sınıfa ait bakın burada ne var bir tane arkadaşlar? Değişken var. Yani bir property var. O zaman ben property'mi buradan bir gireyim. Olmaz mı? Olur. Bakın. Diyor ki property'nin adı. Adı ne benim property'min? Mesaj. Tamam. Girelim. Mesaj. Daha sonra işte property'ye bir değer giriliyor. Hatta bu değeri bile ayrı bir yerden aldırabiliriz ama ben değeri burada kendi elimle yazıyorum. İşte diyorum ki hatta Türkçe karakter kullanacağım. Güzel gören, güzel düşünür. Nokta. Güzel düşünen virgül hayatından lezzet alır. Bu ne güzel bir söz ya. 10 numara 5 yıldız bir söz işte. Söyleyene de Allah rahmet eylesin dediği zaman Said Nursi söylemiş. Evet. Şimdi bakalım source tarafına geldik. Bakın istersek bunları şöyle alt alta da işte yani şöyle işte yaptırabilirsiniz. Bir şey olmayacaktır zaten. Bu da bir değeri. Bu da mesajın değeri. Ben bu haliyle
Bu uygulamayı tabii ki şurada çalıştırmadan önce şöyle bir tane de bir merkez sınıfım olsun. Onun da adını selam app diyelim. Yani uygulamanın bir tane de bir main metodu olsun. Bakalım. Uygulamayı burada önce application context. Bakın bunu çağırdım. Bir tane bir context dedim. Şöyle dedim ki new anahtar sözcüğü class büyük harfle class pet. Böyle işte yazarken bir control space'e basarsanız sizin kodunuzu tamamlamaya çalışır. XML application context dedim. Buraya ise sizin o şuradaki kullandığınız şu beans'in ismi arkadaşlar. Şu XML'in adını ister. Beans.xml. Bakın buraya geldi. Yani bu da işinizi kolaylaştırmış olacak. Şimdi şeye gelelim. Selam tarafına. Yani selam diye bir sınıfım var. Onun tipinde bir nesne var. Eşittir. New. Artık bakın new anahtar sözcüğünü bir kullanmıyoruz. Niye? Çünkü Spring bizim için işte oluşturdu o nesneyi. Ben onu konteksten alacağım. Yani Spring şu anda o nesneyi içinde tutuyor. Bana diyorum ki bu nesneyi ver bana. Get beans'in içinden diyorum ki bana ID değeri selam olan şurada var ya ID değeri bakın şurada ID değeri selam olan şu bean'i bana bir getir. O diyor ki ya ben burada tip dönüşümü işte yapacağım. Al abi yap diyorum. Sonra şu selam nesnesi üzerinden onun bir gösterme metodunu çağırıyor. Hepsi bu kadar. Şimdi bu da bizim tabii ki işimize işte yarıyor. İşte görmüş olduğunuz gibi bakın. İşte çıktığı verdi ekrana ve gayet de başarılı çalıştı. Arkadaşlar bundan sonra projelerimizi dediğim gibi şu Spring'in proje türlerini oluşturarak gideceğiz. Çünkü bunlar bize çok büyük kolaylıklar bir sağlıyor. Yani işte bakın burada da bizim projemizin ya yani projemizdeki beam'in görünüşü arkadaşlar. Şematik olarak da buradan da takip edebildik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.